Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye paranın merkezi olacak dünyada bir şirket büyük planını açıkladı. Değerli izleyenler, Kostar ve Binance Türkiye üst yöneticisi Mücahit Dönmez basın tanışma toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kostar Binance olarak 180 ülkede faaliyet gösterdiklerini kaydederek Türkiye grup içerisinde ilk 10'da yer alıyor. Filipinler ve Türkiye'de büyümeye devam edeceğiz. Tabii büyüyeceğimiz başka ülkeler de mevcut. Türkiye ise çok büyük bir kripto merkezi olmak için her şeye sahip dedi. Regülasyonların bunun önemli bir parçası olduğunu aktaran Kostar uygun regülasyonların bu işin büyümesine yardımcı olacağını ve dünyada da kesinlikle daha fazla regülasyon beklediklerini ifade etti. Ayrıca bu konuların tamamında var olduğumuz ülkenin yasalarına tabi olarak çalışmalarımızı sürdürmekten memnuniyet duyarız şeklinde konuştu. Bu alandaki regülasyonlarda vergi konusunun önemli olduğunu kaydeden Kostarev şöyle devam etti. Örnek vermek gerekirse Endonezya ve Hindistan'daki regülasyonlarda işlem başına vergi gibi bir düzenleme var. Hindistan'da herhangi bir cüzdandan başka bir cüzdana para gönderdiğinizde %1 vergi alınıyor. Ve bu da oradaki yerel endüstriyi, yerel kripto pazarını olumsuz etkiliyor. Bu yüzden bu ülkelerdeki yerel işlem hacmi düştü. Portekiz gibi iyi örnekler de var. Buradaki düzenlemeler vergi anlamında sektörü darboğaza sokmayacak şekilde düzenlenmiş. Bu durum Portekiz'deki istihdamı da olumlu etkilediği ifadelerini kullandı. Binance Türkiye CEO'su Mücahit Dönmez de Türkiye'nin blok zinciri alanında bölgede bir merkez haline gelmesini istiyoruz dedi. Dönmez ayrıca, biz sadece bir kripto varlık borsasından ibaret değiliz. Kripto varlık borsası olma kısmı Binance'ın yaptığı işlerden sadece birisi. Bir blok zinciri ekosistemi inşa ettik ve bu ekosisteme her geçen gün yatırım yaparak gelişim kaydediyoruz. İçinde bu alandaki eğitimi destekleyen Binance Akademimiz, sektör araştırmalarının yapıldığı Binance Research, inovatif fikir ve projelerinin fonlandığı Binance Labs, sosyal sorumluluk ve gönüllülük inisiyatiflerini gerçekleştirdiği Binance Charity gibi birçok alanda girişimlerimiz söz konusu. Amacımız blok zinciri teknolojisini toplumun yararına kullanabilecek yeni alanlar bulmaya ve gelişmeler yapmaya devam etmek ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.